adım, iftiharım benim bayrağım. Kaderim dostlar, o geldi resim, onun ile bağlı hayatım. Damgalı bayrak, mukaddes bayrak, alelen sındayım vatanda. Başımız huzre, saf okumuz yer, yok o sersin o halkımıza. Benim bayrağım, aziz bayrağım, milletimin tersini sensin. Biz sana sadık olur muz dayı, kırın tadar sen ile yensin. Cesur millet, bunu yakşı bil, bayrak ile kedeyi kopge. Yenişte dersin, uç bu dev dersin, kırın tatar bayrağı rüzge. Dalgalı bayrak, mukaddes bayrak, alelensin dayım vatanda. Başımız üzre, saf kokumuz de, yok dost gelsin o halkımızla. Benim bayrağım, aziz bayrağım, milletimin temsili sensin. Biz sana sadık olurumuz dayım, kırımda da sen ile yensin. Biz sana sadık olurumuz dayım, kırımda da seninle yensin. Sağındım yurtumu, vatana vardım, evimizi tam
eken men söz bergen men millet üçün ölmege bilip korup milletinin göz yaşını silmege. Mart 2021 saatlerimiz 21.07'yi gösterirken Genç Tatar'ın 95. yayınıyla sizlerle beraberiz efendim. Ben Baybörü. Bugün akşam mikrofonun başında sizlerle beraber olacağız sevgili takipçilerimiz. Hemen kulaklarınız Kalakay'ı da aramıştır diye tahmin ediyorum. Baybörü Kalakay Aruvaysa derken bugün Kalakay bir rahatsızlığından dolayı aramızda değil şu anda sevgili takipçilerimiz, ama desteğini biz her zaman şu anda da gösteriyor, yayın paylaşımlarında da olsun. O yüzden bugün mikrofonların başında sadece ben sizlerle beraber olacağız sevgili takipçilerimiz. Hemen yavaş yavaş konularımıza da yayınımıza doğru geçelim. Uzun bir aradan bu yana sizlerden uzak kalmıştık, yaklaşık bir, yani aşağı yukarı 3 haftadır yayın yapamıyorduk sevgili takipçilerimiz. ÖSYM sınavlarımız daha büyük etkide bulundu bu yayında, gerek Kalakay'ın olsun gerek benim. O yüzden sınavlardan dolayı yayınlarımıza 2 hafta ara vermek durumunda kaldık. Arka arkaya sınavlarımız. Daha sonra da işgalin 7. yıl dönümü dolayısıyla büyüklerimizin, gerek Kırım Haber Ajansı'nda olsun, Kırım Tatar Teşkilatları platformumuzun yapmış olduğu etkinliklere de biz de katılmaya çaba sarf ettiğimizden yayınlarımızı da o hafta yapamamıştık. Ancak bundan sonra tekrardan her hafta sizlerle beraber olmayı biz de çok özledik efendim. Bugün mikrofonda konuşurken bile onu özlediğimi hissettim, sizlerle muhabbet etmeyi sevgili takipçilerimiz. Ben dediğim gibi çok heyecanlıyım. Sizlerle tekrar buluşmaktan mutluyum. Umarım sizler de iyisinizdir efendim. Sizlerin de halini, hatırını soralım sevgili takipçilerimiz. Ki ana sayfamızda da yorumlarınız düşüyor efendim. Hemen okumaya başlayalım. Dilaver Toktaş Bey'den bir yorum var. İlk yorum olarak Samsun'dan selamlar. Sıkı hayranımız olarak istiyor. Bizlerden de Samsun'a selamlar efendim. Faruk Yaşar Bey'den 2 tane yorum var arka arkaya. Bugün de şehitlerimizden konuşun, saygılar ve Ankara'dan selamlar demiş efendim. Teşekkür ediyoruz, bizden de Ankara'ya selamlar. Elbette şehitlerimizi de bu yayınımızda yad etmeye çalışacağız. Bitlis'te geçtiğimiz ilk günlerde yüreğimizi yakan o acı haber bütün Türkiye'de de yüreğimizi yaktı. İnşallah bu yayınımızda şehitlerimizin de yad etmeye çalışacağız. Ercan Akyaz'dan bir yorum gözüküyor. Hayırlı akşamlar, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı akşamlar efendim. Yine bir Hilmi Demir'den yorum var. Paylaşım sever olarak gözüküyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu noktada da yayınlarımızı paylaşmanızı, daha geniş kitlelere ulaşmak adına yayınlarımızı paylaşmanızı rica ediyoruz. Ve yorumlarınızla da gene bizle her zaman beraber olabilirsiniz. Gerek eleştirileriniz olsun, gerek fikirleriniz olsun veya başka mesajınız olsun, yorumlarınızla da bizleri iletebilirsiniz. Hilmi Demir'in mesajında da selamünaleyküm, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Aydın Mirza Ankara'dan selamlar. Gene Ankara'ya biz de selamlar gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selahattin Kaynağ'ın iyi yayınlar yorumu var. Teşekkür ediyoruz. Ve Cahit Can'dan yine bir sıkı takipçimiz, hayırlı yayınlar Genç Tatar, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizden de selamlar efendim. Hemen diğer sayfamızda da Bayram Deniz abimizden bir yorum var. İyi yayınlar Genç Tatar, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz Bayram abi. İstek varsa en azlı Kırım dinleriz demiş. Teşekkür ediyoruz abi. İsteğini de yerine getirmeye çalışacağız. Ve Esat Kabaklı'dan diye de eklemiş. Hemen notumuzu aldık abi. İnşallah yayınımız içerisinde isteğinizde yerine getirmeye çalışacağınızı ifade edelim efendim. Hemen başka yorum var mı? Şu anda kontrol ediyorum. Başka bir yorumda gözükmüyor. O zaman hemen yavaş yavaş konularımıza doğru geçelim istiyorum efendim. Hemen bir konu akışını önce bir kısaca
siz değerli takipçilerimizle paylaşalım. Bugün ilk olarak şehitlerimizi yad etmeye çalışacağız. Şehitlerimizi anacağız. Hemen ardından Bekir Kaşka büyüğümüzü, Vecihe Kaşka'nın eşinin yıl dönümünde hem Vecihe Kaşka'yı hem Bekir Kaşka'yı anmaya çalışacağız sizlerle beraber efendim. Hemen ardından yine Kırım platformuyla ilgili bir haberimiz var. Yine Türkiye'den bir destek mesajını sizlerle paylaşacağız. Daha sonra yolbaşçımız Kırımoğlu'yla ilgili bir haber var. Biliyorsunuz bir yasaklama gibi faşist Rus idaresinin kararları vardı, sözde kararları. Onlara değinmeye çalışacağız. Daha sonra Dünya Kırım Tatar Kongremizin de bir mesajı, bildirisi var. Onu sizlerle paylaşmaya çalışacağız sevgili takipçilerimiz. Yayın akışımızı bahsettikten sonra isterseniz hemen yavaş yavaş konularımıza girelim. Lafı daha da fazla uzatmayalım diye düşünüyoruz efendim. Ve ilk olarak bir duyuruyla sizlerle başlayalım efendim. Emel Vakfımızdan bir duyuru. Biliyorsunuz ki Emel Vakfımız her hafta düzenli olarak fikir ve kültür konferansları düzenlemekte. Bu haftanın konusu da Mehmet Berk Yaltır'ın konuk olduğu Moğolların Deşli Kıpçak Seferi olacak efendim. Yayında yarın akşam saat 17'de gerçekleştirilecek. Emel Vakfımızın Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Biz genç Tatar olarak elimizden gelince her hafta katılmaya çalışıyoruz. Biz de sizlerin katılmasını da rica ediyoruz sevgili takipçilerimiz. Tam bir bilgi şöleni oluyor Vatan Kırım'ımıza dair. Ve haftaya yine bir Emel Vakfımızın da etkinliği var. Ayın 9'unda 9 Mart 2021 Salı gününde saat 21'de Melek Maksutoğlu büyüğümüz Cengiz Dağcı'yı anlatacak Emel Vakfımızın etkinliğinde. Yine o da Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. Daha sonra bu etkinlik biter bitmez 1 saat sonra saat 22'de Cengiz Dağcı'nın Zamanı Durdurduğu Evi belgesel gösterimi, ki yönetmeni de Neşe Soy Karatay hanımefendi. Onun yönetmeninde yapılan bu belgesel Emel Vakfımızın da Facebook sayfasında sizlerle paylaşılacak, yayınlanacak efendim. Ona da katılmanızı rica ediyoruz ki bu belgeselde de Genç Tatar ekibi olarak biz de Emel Kırım Vakfımızın Facebook sayfasında belgeseli sizlerle paylaşmaya çalışacağız efendim diyorum ve duyurumuzun ardından hemen ilk konumuza geçelim sizlerle efendim ve şehitlerimizi yad etmeye sizlerle çalışalım. Tabii ki bildiğimiz üzere hepimiz çok yakından yani acısını çok yakından hissettik, yüreğimizde hissettik Bitlis şehitlerimizin. 11 tane vatan evladımız şehit oldu. Şehit askerlerimizin 5'i Ankara'da, 6'sı Kahramanmaraş, 40'lar Afyon Karahisar, Amasya ve Kayseri'de şehitlerimiz defnedilecek. Şehitlerimizin isimleri de şu şekildedir. 8. Kolordu Komutanı Kor General Osman Erbaş, İstihbarat Kurmay Albay Şentürk, Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal, Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Bakım Assubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Demir, Assubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu, Topçu Assubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz, Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül, Uzman Çavuş Tolga Demirci. 11 tane şehidimiz aramızdan ayrıldı elin bir kaza sonucu. Bu toprakları yani vatan yapmak için her karış toprağını kanlarıyla sulayan bütün şehitlerimizin, bu 11 şehidimiz nezdinde ruhları şad olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Şehitlerimizin yani kanlarıyla bu topraklar bizlere vatan kılındı. Bizlerin de görevi şehitlerimizin bizlere emanetini sahip çıkmak. Her şartla, her durum altında ne durum olursa olsun şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak da bizlerin görevi. Ve bununla ilgili olarak da Milli Meclis Başkanımız Refat Çubarov bir mesaj paylaştı. Şehitlerimize başsağlığı diledi sosyal medya hesabından. Mesajın içeriğinde de şu ifadeleri kullandı Meclis Başkanımız Refat Çubarov ağamız. Bitlis'in Tatvan ilçesinde önceki gün bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 11 askerin şehit olduğu ve 2 askerin yaralandığı trajik bir kaza haberi Ukrayna'da büyük bir üzüntüyle karşılandı. Kırım Tatar Milli Meclisi ve şahsım adına hayatının son dakikasına kadar askerlik görevini yürüten şehitlere Allah'tan rahmet,
Şehitlerin yakınlarına ise güç ve sabır dileyerek en içten taziyelerimi iletiyorum. Bu trajediden kurtulan yaralılara ise acil şifalar diliyorum. Biz bu telafisi imkansız kaybın acısını Türkiye ile paylaşıyor, dost ve kardeş Türk halkına başsağlığı diliyoruz ifadelerinde bulundu. Refat Çubarov, agamız, sevgili takipçilerimiz, şehitlerimizin de ruhunu bir kez daha yad edelim. Allah'a rahmet eylesin efendim diyoruz ve yeni gelen yorumlarımız vardı. Hemen onları da okuyalım efendim. Baktınız, Enes Aktaş'ın bir yorum var. Yeni yorum olarak selamünaleyküm Tatar kardeşlerim demiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizden de selamlarımızı ifade ediyoruz. Ediye Migun'dan da bir yorum var diğer sayfamızda. İyi yayınlar genç Tatar. Kırım'dan selamlar, saygılar demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sesimizin vatan Kırım'a kadar gitmesi bizleri ayrı bir motive ediyor, mutlu ediyor. Bizden de vatan Kırım'a çok çok selamlar. İnşallah bir gün vatan Kırım'ımızda özgürlüğüne kavuşacak efendim. Diğer sayfamızda yeni yorum var mı? Erol Taylan'dan da bir yorum var. Alvaysa iletti şu anda. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Çatalca Kırım Türkleri Derneği'nden selamlar demiş efendim. Bizden de Çatalca Derneğimize çok selamlar, teşekkür ediyoruz. Efendim ve şehitlerimizin ruhunu bir kez daha yad ettikten sonra kısa bir ara verelim efendim isterseniz. Sizler de bu arada çayınızı kahvenizi tazeleyebilirsiniz ve aradan sonra tekrardan sizlerle beraber olalım efendim diyorum ve görüşmek üzere. Ekranlarınızın başından ayrılmayın, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden sizlerle devam etmek istiyoruz efendim. Yaradan cennetten yer ayırmış.
Evet efendim, kaldığımız yerden tekrardan sizlerle beraberiz, devam ediyoruz. Verdiğimiz arada sizlerden gelen yorumları okuyarak hemen devam edelim. Nurten Bay'dan yine bir yorumumuz var. İyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz Nurten Bay hanımefendiye de. Bizlerden de selamlar efendim. Recep Orak'tan yine hemen ardından bir yorum var. Selamlar kardeşim. Selam kardeşlerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz Recep Başkanımıza da. Bizlerden de selamlar efendim. Diğer yorumlarımıza da bakıyoruz hemen. Ediye Migun'dan bir yorumumuz var. Araya girmeden yazmış olduğu bir yorum. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. İnşallah başımız sağ olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz biz de bu yorumu için ve şehitlerimizin ruhunun da bir kez daha yad olsun bizler de ifade ediyoruz efendim. Hemen ardından Necmi Konar'dan yorum var. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve diğer bir yorumuna da eklemiş. Allah'ım şehitlerimize rahmet eylesin. Vatan Kırmama Sarayönü Konya Konar Köyü'nün güzel insanları, hepinize selamlar. Sizleri özledik demiş. Teşekkür ediyoruz yorumunuz için. Evet, bu dönemde herkes birbirini çok özledi. Ama koronavirüs malum bu duruma engel oluyor. Konya'mızda da virüs sayıları yoğunlukta. İnşallah koronavirüs de tez zamanda biter ki bu özlemimizi hepimiz gideririz efendim. Ercan Akyaz'ın bir yorum var. Allah tüm şehitlere rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, yakınlarına başsağlığı dilerim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Bizdenler de başsağlığı efendim. Ertan Başkan'dan bir yorum var. Ertan Ağamızdan hayırlı akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen yeni yorum var mı? Onu da kontrol ediyorum efendim bu arada. Ercan Akyaz'ın yorum vardı. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Üzeyir abimizden bir yorum var. Değerli sponsorumuzdan destekleri için de çok teşekkür ediyoruz Üzeyir abimize. Bize her zaman desteğini gösteriyor. Hiçbir zaman esirgemedi. Akay Rentakar olarak destekleri ne için teşekkür ediyoruz Üzeyir abimize. Bir el sallamış ve selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar demiş. Teşekkür ediyoruz, sana da hayırlı akşamlar Üzeyir abi diyoruz efendim. Ve kaldığımız yerden devam edelim. Belirttiğim üzere konakçımızda bugün Bekir Kaşka ve Vecihe Kaşka büyüklerimizi, yolbaşçılarımızı da anmaya çalışacağız sizlerle efendim. Hemen bu arada görsellerimizi de sizlerle paylaşalım ve şu anda evet paylaştık, gelmiş olmalı ekranlarınıza. Bekir Kaşka 5 Mart 2012 tarihinde aramızdan ayrılmıştı işgalden
hemen önce ve onun vefat yıl dönümünde sizlerle beraber yad edeceğiz efendim. Vecihi ve Bekir Kaşka yarım yüzyıldan fazla bir ömür birlikte yaşadılar. Onlar sağlam aile kurmanın yanı sıra Kırım Tatar Milli Hareketi'nin tarihini yazdılar. Bekir ve Vecihi Kaşka 1960'lı yıllarda Özbekistan'ın Orta Çırçık bölgesinde yaşadıkları sırada Milli Hareket'e katılmışlardı. Vecihi Abdemiz o dönemi şöyle açıklıyor efendim. 1956'da sokağa çıkma yasağı hafifleştirildikten sonra Kırım Tatarları Kırım'a geri getirilmelerini talep etmeye başlamışlardı. Ama ben ilk başta buna karşıydım. O zaman her şeyi tam olarak anlamıyordum. Evimizde iki demir yatak vardı. Ben bunları beraberimde götüremeyeceğimi, aynı yatakları bir daha alamayacağımı düşünüyordum. Ama Kırım'a geri dönüş konusunun görüşüldüğü toplantılara giderdim. Toplantıların yapıldığı binalarda dua okuyormuşuz gibi görüntü vermek için pencereleri battaniyelerle örtüp dönüş için imza toplardık. Daha sonra 1964 yılında Bekir Bey ile bu şey tamamen, yani Milli Harekete tamamen katılmıştık. Kaşka ailesi 1967 yılında Ahmet, Ali, İbrahim ve Muhammed olmak üzere 4 çocuğu ile birlikte Kuban'a taşınmıştı. Burada Suade adlı kızlara da doğdu. Kaşka ailesi 1967 yılında buradan Karasupazar bölgesine Cemre köyüne taşındı. Daha sonra yeni evlerine gelen ilk misafirler köy muhtar ve bölgeden sorumlu polis oldu. Gelenler Kaşka ailesinin pasaport rejimini ihlal ettiklerini ve evin alım satım işleminin yasa dışı olduğunu bildirdiler. Bu olaydan 3 ay sonra Rus polisleri ufak tefek suçlar için 15 gün zorunlu çalışma cezası çekmekte olan sarhoşlarla birlikte pencereleri ve kapıyı kırarak Kaşka ailesinin evini basmıştı. Evi basanlar uyuyan çocukların üzerine hayasızca su dökerek eşyalarınızı toplayınız diye bağırmışlardı. Saldıranlar Bekir Kaşka'yı iple bağladılar. Bağıran yardım isteyen Vecihi Hanım'ın ağzını kapatmaya çalışırken onu çenesinden de sakatladılar. Olay sonucunda Kaşka ailesi Kırım'dan bir kez daha sürgün edildi. Kaşkalar Krasnodar bölgesi Taman ve adasına yerleştirilmişlerdi. Orada aileyi barındıran ve parayla yardım eden iyi insanlar da bulunmuştu. Ancak Vecihi Hanım bir gün Cermek köyünde bulunan ve Kaşka'nın sahibi olduğu evin yanından kamyonla geçerken o anda kendisini kaplayan çaresizlik duygusuna rağmen "Zafer bizim olacak" diye bağırdı. Vecihi Kaşka evine girince onun boş olduğunu gördü. Bunun ardından Kaşka ailesi Aralık 1973'te Karasu Pazar bölgesi Üçköz köyüne yerleşmişti. Ve burada hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlardı. Ta ki işgal daha sonra gerçekleşti. Kremlin'in rejiminin diktatör idaresi tarafından daha sonra hepimizin bildiği üzere Vecihi Abdemiz vahşice bir baskında şehit edildi. Hatta sağlık, yani bir insan hakkı olarak en temel haklardan sağlık hizmetini alması bile engellenmişti. Vecihi Abdemiz de şehit edildi o baskında. Lafta baktığınızda işgalciler sözde demokratik yollarla işte Kırım'a demokrasi getireceğiz diye kendilerini bütün dünyaya kandırmaya çalışarak girmişlerdi. Ancak en temel, yani insanları insan haklarından bile mahrum bırakması onların o çirkin yüzünü bir kez daha bizlere gösterdi efendim. Elbette vatan Kırım işgalden kurtarıldığında bunların hiçbir izi vatan Kırım'da kalmayacak. Bu konumuzla ilgili olarak Zafer Agamız'ın da bir Vecihi Kaşka ve Bekir Kaşka büyüklerimizle röportajı vardı. Onlardan da birkaç noktaları size aktarabiliriz burada efendim. Zafer Agamız Emel Dergimizin 258-261. sayısında Vecihi Kaşka 3 baskın 3 acı, çocuk, ana, nine ve bir kahraman başlıklı yazısında şunları ifade ediyor. Bekir ve Vecihi Kaşka ile 1991 yılı Haziran ayında Akmeşik'te toplanan tarihi kurultayımız esnasında tanıştım. Tanıştıran bir başka kahraman muhteşem insan Doktor Zampira Asanova idi. Kurultayın öğlen arasında bahçede ağaçların altında kocası rahmetli Bekir Kaşka ile birlikte oturuyorlardı. Yanlarında kınalanmış bir koç vardı. "Ne bu?" diye sordum. O kendine özgü sesi ve üslubuyla "Bana bak balam, bugün bizge en büyük bayram. Allah'a şükür halkımız sürgünlükten kaydı. Milli devletçiliğimizi kuracakmış. Mına Bekir Agan'la beraber bu koçkanını alıp kellik. Mustafa'nı körsek bunu bağışlayacakmış. Kurban kesecekmiş" dedi.
Burnumun tireği sızladı, gözlerim doldu, yaşadıklarından gördüğü geçirdiği zulüm ve baskılardan bahsetti. Ölsek de artık buradan çıkmayacağız, ölsek de burada öleceğiz dedi ve cevapte. Biz tabii diğer Zafer Ağamızın da bir sorusu daha var. Peki niçin bu kadar eziyetlere, mücadeleye katlandınız diye soruyor Zafer Ağamız. Yine hem Vecihi Abdemiz'in hem de Bekir Kaşka büyüğümüzün cevapları da çok manidar. Bugün bile bizlere ışık tutuyor efendim. Hemen cevaplarını sizlerle paylaşalım. Vecihi Abdemiz şöyle diyor. Ben Sovyet hükümetinin bizim halkımıza satkın, hain demesini hiç kabul etmedim. Vatanıma döndükten sonra bile buna razı olmadım. Her ne kadar okumamış olsam da gerçekleri gözüm görüyor. Vatanımı yavrulara bırakıp gitmeye hiçbir zaman gönlüm razı olmadı. Ölsem de Kırım'da öldüm. Bu vatanı bırakıp gitmem dedi. İşte bu sözlerin hepsini Mustafa Cemil de söylerdi. O zamanlar televizyonlar söylemezdi ama halk arasında dağıtılan enformasyon bültenlerinden okurdu. O milli meselemiz için canını ortaya koydu, hapishanelerde yatıyordu. Biz onu hapishanelerde yalnız mı bırakacaktık? Onu mücadelesinde yalnız mı bırakacaktık? Vatanımızdan vaz mı geçecektik? Şükür dönüp vatanımıza geldik, ölsek de burada öleceğiz. Bekir Kaşka burada söze dahil oldu ve bizim böyle eziyetlere katlanmamızın sebebi şudur. Ben baktım, gördüm, hakikatte insanım diyen bir insanın bir aklı olması gerek. Ben vatanımdan vazgeçmemek, onu bırakmamak için ölümü göze aldım. Çocuklarımla, karımla birlikte ölürüm de vatanımdan vazgeçmem. Bütün bu eziyetlere vatanım için dayandım, daha da dayanacağım. Bütün halkım Kırım'a gelinceye kadar dayanacağız. Mustafa Cemil'in halkımızın verdiği mücadeleyi, görevi biz de yapacağız. Bütün dünyadaki Kırım Tatarları bize baksınlar da vatanlarına gelsinler. Biz vatanımızı gavurlara bırakmayacağız diyerek Vecihi Bekir Kaşka büyüğümüz de dil sürçmesi için affola sözlerini bu şekilde ifade ediyor. O müthiş iradeyi burada bir kez daha görmekteyiz efendim ki bütün halkımız 18 Mayıs'ta o kara günde, insanlık tarihine sürülmüş kara günde çoluk çocuk demeden Özbekistan olsun, Sibirya olsun sürgün edilmişti. Birbirlerinden parçalanmışlardı. O gün öyle dağıttık, tamam bitti diye düşünenler milletimizin o gösterdiği, hatta bir avuç bile diyorlardı kendilerine, ama o bir avuç iradenin gösterdiği o müthiş azmin karşısında onlar da yenildi ve 1991'de hepimizin bildiği üzere milletimiz vatan Kırım'a, vatanına geri dönmüştü. Orada kurultayını, 2. Kırım Tatar Milli Kurultayımızı Han Sarayımızda bir kez daha toplamıştı. Bugün aynı mücadeleyi bir kez daha vatan Kırım'da milletimiz gösteriyor. Bizler de burada onların sesi olmayı, sizleri onların oradaki zulümleri duyurmaya, bütün dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bu iradenin karşısında Sovyet rejiminin yıkıldığı gibi işgalci Putin rejiminin de elbet bir gün yıkılacağını buradan gür sesimizle, yani bütün sesimizle ifade ettiğimizi burada söyleyebilirim, belirtebilirim efendim. Bu arada yorumlarımızı da hemen okuyalım. Yeni gelen yorumlarımız vardı. Ana sayfamızda Fazılcan'ın bir yorumu var. Vecihi Abitamızın vefatına sebep olanlar. Şimdi de yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ağamızı Kırım'a girişin 2034 yılına kadar yasaklıyorlar diyerek de bir ifade yorumu var. Evet, bugün büyük yolbaşçımız Kırımoğlu ağamızı da işgalciler hadsiz bir şekilde kendi öz vatanına girmesini yasakladılar ki Refat ağamız da yine bu yasak dahilinde. Ancak gerek Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu yolbaşçımız olsun, gerek Refat Çubarov ağamız olsun vatan Kırım'ı işgalden kurtararak inşallah vatan Kırım'a girecekler ki işgalciler o zaman vatan Kırım'a kimin girip çıkamayacağını görmüş olacaklar diyerek burada biz de yorumumuzu ifade edelim efendim. Diğer sayfalarımıza da hemen yeni yorumlara bakalım. Şu anda yeni yorumumuz Ömer Güler'den var. Hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de hayırlı yayınlar efendim. Bizlerle beraber kalın diyoruz. Yayınlarımızı paylaşmanızı ve yorumlarınızla bizimle beraber olmanızı, bizlere destek olmanızı da istirham ediyoruz efendim. Bu arada isterseniz bir araya girelim.
hem biz soluklanalım hem de sizler soluklanın efendim. Bir müzik arasından sonra tekrardan sizlerle beraber olalım isterseniz ve bir dizi müziğimize gideceğiz şimdi. Hangi parçaların sizlerle olacağını da söyleyelim. Birbirinden güzel sanatçılarımızın, kırım yıllarımız sizlerle beraber olacak. İlk olarak Cemala'dan İki Çeşme parçası sizlerle olacak. Daha sonra Aliye Bekirova'dan Deniz Yanında, Reyhana Tarkova'nın Yalan Sözler ve Reyhana Kadrova'dan Çubukçu ve Ne İşlerim Var İdi parçası sizlerle beraber olacak efendim. İyi dinlemeler diliyoruz. Açtım hana
Sözlerin, dul bir sözlerin
hayret ettim kuvvetli olmağa Geçirgen de bu şeylerine Vade ettim seni unutmağa Ama seni gördüm başlandı Benim oylarım, benim duyularım Budun senin için ende Мен учтым көклерге, инандым сөзлерге, асыл юрегім сасқалдым. Татлы сөзлерім, дүлбер сөзлерім маңа. Демек, яланылды. Sözlerge asıl yürek
başıma gelen, gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda, gencecik yaşlarımda, oy dağlar oy, gidemiyorum yaylaya, yaylaya yaylamaya, yedi seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. Esti bahar rüzgarı döner dağların harı, esti bahar rüzgarı döner dağların harı, verme yollara dama günü sevdiği yarı, verme yollara dama günü sevdiği yarı, yunuslar dizi dizim aşar karı denizi, yol varı Mevlam'a ya ayırma ikimizi, yunuslar dizi dizi aşar Karadeniz'i, yalvarayım Mevlam'a ya ayırma ikimizi. Evet efendim, kaldığımız yerden tekrardan sizlerle beraberiz. Müzik aramızdan sonra gene mikrofonlarımızın başında sizlerle sohbet etmeye, konularımızı sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu arada yeni gelen bir yorumumuz vardı. Hemen onu okuyalım. Cengiz Sak'tan selam olsun. Caşlık demiş. Çok sağ olunuz Cengiz Bey. Bizlerden de sizlere köp selamlar efendim Aytamız. Diğer sayfalarımızda şu anda da yeni yorum gözükmüyor. Sevgili takipçilerimiz, yorumlarınızla bizlere destek olmanızı, yayınımızı paylaşmanızı rica ediyoruz efendim. Ve sizler için hazırlamış olduğumuz konumuz Kırım platformuna ilgili bir haberdi. Meclis Başkanımız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Mustafa Şentop'un bir açıklamasıydı. Ancak o açıklamaya geçmeden önce hemen bir 3 dakikalık işgal, Vatan Kırım'ın işgali ile ilgili bir videoyu da sizlerle paylaşalım efendim. Ve yine kaldığımız yerden devam edelim. İyi izlemeler. Thank you.
Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen görsellerimizi de verelim sizlerle efendim, paylaşıyoruz şu anda. Evet, ekranlarınıza görsellerimiz de gelmiş olmalı efendim ve hemen haberimizin içeriğine geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Kırım platformuna gerekli desteği sağlayacaktır ifadesini kullandı. Kırım platformuna gerekli desteğin bu şekilde sağlanacağını vurgulayarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop liderliğindeki Türk heyeti 5 Mart 2021 tarihlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret edecekti, ancak şehitlerimizden dolayı bu ziyaret ertelenmişti son haberlere göre, ancak önümüzdeki günlerde yine bu ziyaret gerçekleşecek efendim. Ziyaret öncesi Ukrayna Form Haber Ajansı'na konuşan Şentop, Ukrayna ziyaret öncesinde verdiği bu röportajda parlamentolar arası düzeydeki Ukrayna-Türkiye ilişkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine her zaman destek verdiğini belirten Kırım Başkan Şentop, gelecekte bu desteği güçlendirmeyi hedefliyoruz. Şüphesiz ki kardeş Kırım Tatar halkına gösterdiğimiz ilgi bu desteğin bir parçası. Kardeşlerimiz Kırım Tatarlarının Kırım'ın dışına itilmesini, hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesini hiçbir zaman kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Bu bağlamda özellikle uluslararası arenada bu konuyla ilgili farkındalık yaratmaya ve yasa dışı ilhak konusunun mümkün olan tüm uluslararası platformlarda gündeme getirilmesine ve Kırım Tatarlarının sesinin duyurulmasına önem veriyorum ifadelerini kullandı. Ve TBMM'de tüm partilerin Ukrayna toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek verdiğini de vurgulayan Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil eden tüm siyasi partilerin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğini destek verdiğini bir kez daha söyleyebilirim. Ayrıca Kırım asıllı vatandaşlarımızın yaşadığı illeri temsil eden birçok milletvekilimizin Ukrayna'daki olayları ve Kırım meselelerini yakından takip ettiğini biliyorum. Aktif bir tutum sergiliyor ve bu konuların uluslararası gündeme getirilmesini destekliyorlar ifadelerine yer verdi. Ayrıca Mustafa Şentop, Türk ve Ukraynalı milletvekillerinin özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, NATO Parlamenterler Meclisi ve AKİT Parlamenterler Meclisi çerçevesinde işbirliği yaptığını ve belirterek Türk milletvekilleri Ukraynalı meslektaşlarla uyumlu bir şekilde çalışıyor, onlara destek veriyor ve Kırım Tatarlarına yönelik yapılan yasa dışı eylemleri kayda geçiriyorlar. Türkiye'nin diğer konularda olduğu gibi Kırım platformuna da gerekli desteği vereceğinden emin olabilirsiniz şeklinde röportajı tamamladı Sayın Mustafa Şentop. Ki zaten Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz her zaman Vatan Kırım'ın işgalini tanımadığını her mecrada, resmi toplantıda olsun, gerek Cumhurbaşkanlığı düzeyinde olsun, gerek büyükelçilerin de katıldığı toplantılarda bunları da ifadeleri haberlerimizde Kırım Haber Ajansı'nda yer verilmişti. Bu açıdan Kırım platformunun da yere gelmişken Vatan Kırım'ımızın işgalden kurtarılmasında büyük bir katkı sağlayacağını burada da ifade edebiliriz ki bütün uluslararası kamuoyunun, insan haklarına, demokrasiye değer veren kamuoyunun dikkatini Vatan Kırım'a çekme noktasında ve sonuç olarak da vatanımızın işgalden kurtarılmasında büyük katkı sağlayacağını ifade edebiliriz efendim diyerek düşünüyoruz. Ve bu haberimizi de bu şekilde bitirdik efendim, sizlere aktarmış olduk. Ve isterseniz buradan Arovaysa'ya bir bağlanalım, haberler demişken onun sizler için hazırlayıp derlemiş olduğu ve seslendirdiği Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberlerimizden oluşan bir haber turumuzu sizlere çıkaralım efendim. Haberler sizlerle. Mart 2021 Cumartesi Genç Tatar 95. yayını haberlerini sunuyoruz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Günün ilk haberi 27 Şubat tarihli St. Petersburg'da barışçıl direniş destekçilerinden
Kırım'ın Rus işgaline karşı direniş gününde tek kişilik eylem başlıklı haber. Tam 7 yıl önce Kırım Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu binasının önünde Ukrayna'nın toprak bütünlüğü için büyük bir mitingin düzenlenmesiyle başlayan ve 26 Şubat 2021 Rus işgalinin Kırım Direniş Günü adıyla anılan eylemler hala destekleniyor. St. Petersburg Barışçıl Direniş Destekçileri tarafından 26 Şubat 2021 Rus işgalinin Kırım Direniş Günü'nde Nevski Bulvarı'nda bir dizi tek kişilik eylem düzenlendi. Eylemlere dair sosyal medyadan paylaşılan görsel ve açıklamalara göre polis eylemin yapılmasına müdahalede bulunmadı. Günün bir diğer haberi 28 Şubat tarihli Kırım Haber Ajansı haber yayınlarına 5. dil ekledi. Kırım Haber Ajansı Arapça açıldı başlıklı haber. Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası ve yerli halkları Kırım Tatarları ile ilgili en önemli gelişmeler hakkındaki haberleriyle okuyucuları bilgilendiren Kırım Haber Ajansı'nın Kırım Haber Ajansı Arapça sayfası Kırım'ın işgali ve 26 Şubat direnişi günü olan 26 Şubat'ta açıldı. Kırım Haber Ajansı Arapça, Ukrayince, Türkçe, Rusça, İngilizce'den sonra 5. yayın dili Arapça ile Kırım Tatarlarının işgalci Rusya'yı ana vatanlarından çıkarmak ve Kırım'ın özgürlüğü adına elektronik mücadelede dünyadaki birçok medya kuruluşunun safları arasındaki yerini aldı. Ajansımızın 5. yayın dili Kırım Haber Ajansı Arapça servisi yayına başladığı Arapça versiyonu ana vatanımızın özgürlüğü için mücadelemizin devam ettiğini teyit etmek ve ajansın devam edeceğini duyurmak için Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Akyar şehri işgaline direniş günü olan 26 Şubat'ta yayınlandı ifadelerini duyurdu. Günün bir diğer haberi 2 Mart tarihli işgalciler bir Kırım Tatar imamı daha cezalandırdı başlıklı haber. Kırım Dayanışması Sivil Teşkilatı işgal altındaki Kırım'da bir Kırım Tatar imamının daha camide cuma namazı kıldırdığı için para cezasını çarptırıldığını duyurdu. Dün yapılan açıklamaya göre İmam Murtaza Ablazov hakkında açılan idari dava sözde mahkemede 11 Şubat 2021 tarihinde görüldü. İşgalci mahkeme camide sözde Kırım Müftülüğü sertifikası olmadan namaz kıldıran Ablazov'u yasa dışı misyonerlik faaliyetleri yürütmekle suçlu bularak hakkında 15 bin ruble para cezası kararı aldı. 2020 yılında işgalciler bir dizi Kırım Tatar imamı para cezasına çarptırmıştı. İşgalci yönetim Kremlin kontrolündeki sözde Kırım Müftülüğüne bağlı olmayan dini topluluklar ve imamlara baskı uyguluyor. Günün bir diğer haberi 2 Mart tarihli Kırım Tatar Radyosu Meydan Kırım'a yayınlarını durdurdu başlıklı haber. Radyo Meydan'ın da dahil olduğu ATR Medya Holding'in sahibi Lenur İslamov dün yaptığı açıklamada 1 Mart 2021 itibariyle Radyo Meydan'ın işgal altındaki Kırım'a yayın yapmayı durdurduğunu bildirdi. İslamov, hizmet sağlayıcıya para ödeyemedikleri için radyonun FM yayınını durdurmak zorunda kaldığını aktardı. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan İslamov, bugün 1 Mart 2021 tarihinde ilk Kırım Tatar Radyosu Radyo Meydan Kırım'a yayın yapmayı durdurdu. Kırım'a yayın yapan hizmet sağlayıcıya ödeme yapamadık diye bildirdi. İslamov, 15 yıldır faaliyet gösteren radyonun ikinci kez yayını durdurmak zorunda kaldığını belirtti. Radyo Meydan işgalden sonra Kırım'da Rus yasalara göre yayın lisansı alamadığı için Mart 2015'te yayını durdurmak zorunda kaldı. Ancak Ukrayna devlet desteğiyle Eylül 2015'te yine yayın yapmaya başlamıştı. Şu an ise Ukrayna geçici işgal altındaki toprakların yeniden entegrasyonu bakanlığı kararı dolayısıyla ATR, Lale Televizyonu kanalları ve Radyo Meydan devletten mali destek alamıyor. Radyo Meydan, Kiev ve Geniçesk bölgesinde FM yayınına ve çevrim içi yayınına devam ediyor. Müzik programlarının yanı sıra radyoda haber, siyasi ve sosyal yayınlara yer veriliyor. Günün bir diğer haberi 4 Mart tarihli Rus işgalindeki Kırım'da bir göl daha yok olmak üzere
başlıklı haber. Rusya'nın Kırım'ı işgali nedeniyle Ukrayna'nın ana kısmından yarımadaya su tedarikinin kesilmesi nedeniyle yarımadada su kaynakları bir bir tükeniyor. Ukraynalı subay Antoli Ştefan, sosyal medyada İnkerman Gölü'nün son durumunu paylaştı. Dün yayınlanan videoda göldeki su seviyesinin kritik noktaya geldiği görünüyor. Ukraynalı subay Ştefan ayrıca durumu karşılaştırmak için gölün eski fotoğrafını da paylaştı. Akyar yakınlarında bulunan İnkerman Gölü, 1978 yılında taş ocağında yapılan patlama çalışmaları sonucu oluştu. Daha önce gölün derinliği 60 metreye, su yüzeyinin alanı ise yaklaşık 23 bin metrekareye ulaşıyordu. Ukrayna yönetimi, Rusya Kırım'daki işgale son verene kadar anakaradan su tedarikine izin vermeyeceğini bildirmişti. Günün son haberi 5 Mart tarihli. İşgalciler Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağını 2034'e kadar uzattı. Başlıklı haber. Avukat Nikolay Polozov, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Kırım Tatar halkının milli lideri Ukrayna Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun Kırım'a giriş yasağı süresini 2034 yılına kadar uzattığını bildirdi. Avukat Polozov, giriş yasağının 2 yıl önce uzatıldığını ama Kırımoğlu'na bunun bildirilmediğini vurguladı. Avukatın aktardığına göre savunma tarafı olarak işgalcilerin Kırımoğlu'na karşı açtığı dava çerçevesinde giriş yasağı belgesinin ibraz edilmesi için başvuru yapıldı. FSB Anayasal Düzeni Koruma ve Terörizmle Mücadele Müdürlüğü'nün ilgili başvuruya gönderdiği cevapta Kırımoğlu'na yönelik uygulanan sözde Kırım'a giriş yasağının 2 yıl önce 5 Mart 2019 tarihinde 15 yıl daha uzatıldığı ortaya çıktı. Kırım Tatar halkının milli liderinin Kırım'a giriş yasağı ile ilgili davanın Rus yargı mercilerinden geçmesi ardından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderildi. Konuyla ilgili Kırım Reali'ye konuşan Kırımoğlu, yasağın uzatıldığından haberim yoktu diye kaydetti. 2014 yılında kendisine 5 yıllık giriş yasağının ibraz edildiğini ve daha sonra 2019 yılında yaptırım listesine dahil edildiğini anlatan Kırımoğlu, daha önce tarih belirtilmiyordu. Şimdi ise sözde davada geçen belgelerden yasağın 5 Mart 2019 tarihinde 15 yıl daha uzatıldığını öğrendik şeklinde konuştu. Yaşı göz önünde bulundurulduğunda yasağın hiçbir öneminin olmadığını belirten Kırım Tatar halkının milli lideri, 2034 yılında artık bu dünyada olmayacağım. Aynı şekilde işgal de olmayacak. Öldüğümde cenazemin bile Kırım'a girişini engellemek istiyorlar. Sovyetler döneminde bu uygulama sık sık kullanılırdı ifadelerini kullandı. Kırım Haber Ajansı kaynaklı haberleri sunduk. Ben Aru Aysa. Sağlıkman kalınız. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Haberler için Aruvasya'ya da buradan yine çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ağrı'dan bize destek olmaya devam ediyor. Ve en sonki haberimizde de Kırımoğlu yolbaşçımızdan bahsetmiştik. Sözde işgalcilerin yasaklamalarından bahsetmişti Aruvasya'da. Yolbaşçımız Kırımoğlu'nun bu sözde yasaklamayla ilgili bir açıklaması vardı. O haberimizle yayınımıza sizlerle beraber devam edelim efendim. Hemen bu arada görsellerimizi de sizlerle paylaşalım. Hemen geliyor efendim. Evet, görsellerimizde sizlerle hemen yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun açıklamalarını sizlere aktaralım. Kırım Tatar halkının milli lideri Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, işgalci Rus yönetiminin Kırım'a giriş yasağını 15 yıl daha uzatması ile ilgili değerlendirmede bulundu ve konuyla ilgili Kırım Reali'ye konuşan Kırımoğlu, yasağın uzatıldığından haberim yoktu ifadesini kullandı. 2014 yılında kendisine 5 yıllık giriş yasağının ibraz edildiğini ve daha sonra 2019 yılında yaptırım listesine dahil edildiğini anlatan Kırımoğlu, daha önce tarih belirtilmiyordu. Şimdi ise sözde
Davada geçen belgelerden yasağın 5 Mart 2019 tarihinde 15 yıl daha uzatıldığını öğrendik, dedi. Yaşı göz önünde bulundurulduğunda yasağın hiçbir öneminin olmadığını belirten yolbaşçımız Kırımoğlu, 2034 yılında artık bu dünyada olmayacağım, aynı şekilde işgal de olmayacak. Öldüğümde cenazemin bile Kırım'a girişini engellemek istiyorlar. Sovyetler döneminde bu uygulama sık sık kullanılırdı ifadelerini yer verdi yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Evet, yayınımızda gene başında da ifade ettiğimiz üzere vatan Kırım işgalden kurtarıldığında en başta yolbaşçımız Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu olsun, Refat Aga, Çubarov Agamız olsun ve diğer büyüklerimizle beraber hep birlikte vatan Kırım'a özgür bir şekilde gireceğimize bizim inancımız tam efendim, ki işgalciler o zaman arkasına bile bakmadan o yaptırdıkları Kerç Köprüsü'yle ki bizzat böyle diktatör Putin sarayından, Kremlin'den kalkıp gelip şaşalı bir açılış yapmıştı kendince. O köprüyü kullanarak geri Kremlinlerine, o fitne yuvasına geri döneceklerini biz de buradan ifade edelim ki o günler elbette bir gün gelecek ki dediğimiz üzere milletimizdeki bu mücadele azmi, çelik irade, Vecihe Kaşka olsun, Bekir Kaşka abdelerimizin de ifade ettiği gibi bu mücadele ruhu bizde olduğu müddetçe vatan Kırım elbette özgürlüğünü her zaman elde eder diyoruz efendim. Ve sizlerle beraber yine yayınımıza devam ediyoruz. Artık yayınımızın da kapanış aşamasına yavaş yavaş gelmiş bulunmaktayız. Aşağı yukarı saatlerimiz 22-24'ü gösteriyor. 1,5 saate yakında bir yayın yapmışız sizlerle beraber. Son haberimizde Kırım Tatar Kongremizin bir açıklaması olacak efendim. Bu arada bir duyuruyu sizlerle tekrardan paylaşalım. Emel Vakfımızın faaliyet konferansıyla ilgili olarak ifade ettiğimiz üzere yarın akşam saat 17'de Emel Vakfımızın Facebook sayfasında da canlı yayınlanmak üzere Mehmet Berk Yaltır'ın konuşmacı olduğu Moğolların Dişli Kıpçak Seferi başlıklı konferans gerçekleştirilecek efendim. Katılmanızı önemli istirham ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta hemen aradan çok geçmeden 9 Mart 2021 Salı günü akşam saat 21'de Melek Maksutoğlu hanımefendinin Cengiz Dağcı konulu bir gene konferansı olacak Emel Vakfımızın düzenlediği. Bu da Facebook sayfasında Emel Vakfımızın canlı olarak yayınlanacak. Bunun konferansın hemen bitişinin akabinde de Neşe Sarısoy Karatay hanımefendinin yönetmen olarak çekmiş olduğu Cengiz Dağcı'nın zamanı durdurduğu evi belgeselde Emel Vakfımızın Facebook sayfasında sizlerle beraber olacak efendim. Biz de Genç Tatar olarak bu faaliyetlere, belgesel gösterimine destek olmaya çalışacağız. Sizleri de Emel Vakfımızın etkinliklerini beklediğimizi buradan bir kez daha ifade edelim efendim. Ve yine kaldığımız yerden devam edelim derken bir Fazılcan'dan yorumum var efendim. Çok teşekkür ediyoruz yorumu için. Okumadan önce hemen okuyalım. Fazılcan, istedikleri kadar yasaklasınlar. 100 yıl önce Numan Çelebi Cihan için de aynı şeyi düşünmüşlerdi. Fakat biz vatan için çalışanları unutmayız ve hep onların izinden gideceğiz. Biz onların izlerini takip ettikçe Abdülcemil Agamız sonsuza dek yaşayacaktır demiş. Evet efendim, çok doğru bir güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Ki bildiğim üzere Numan Çelebican büyük yolbaşımız, antlı şehidimizi Bolşevikler kanlı işgallerinde kurşuna dizip naaşını Karadeniz'e atmışlardı. Kendilerince unutturmaya çalışmışlardı, ancak biz genç Tatar olarak, ki gençler olarak biz her zaman Numan Çelebican'ı gönlümüzde yaşatıyoruz ki bizden önceki büyüklerimiz de onu hiçbir zaman unutmadı. Gerek sürgünde olsun, gerek hapishanelerde olsun, Numan Çelebican büyüğümüz bizim için hep gönlümüzde yaşamakta. Aynı durum Fazılcan'ın da ifade ettiği gibi Abdülcemil Agamızın da sonsuza dek yaşayacağını ifade edebiliriz ki milletimize hizmet yolunda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan bütün büyüklerimiz sonsuza dek kalbimizde, gönlümüzde, hatıralarımızda yaşayacak ve onların bizlere bıraktığı hatırayı bizler de dilimiz döndüğünce, sesimiz çıktığınca her zaman ifade edeceğiz efendim. Unutturmayacağımızı buradan ifade edebiliriz.
diyorum ve hemen bir Bayram abiye seslenmek istiyorum. Eğer buradaysa istek parçasını hazırladığımı da ifade edeyim. Esat Kabaklı'dan yayınımızın başında Ey Nazlı Kırım parçasını istemişti. O parçası da şu anda hazır. Eğer aramızdaysa onu da çalmak istediğimizi ifade edelim. Ve konumuza kaldığımız yerden devam edelim. Son haberimize geçelim. Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreterliğinden Tataristan'daki baskınlara tepki. Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar, Tatar İçtimai Merkezi Başkanı Farid Zakiyev'e yönelik baskınlara baskılara tepki gösterdi. Merkezin ve Başkan Farid Zakiyev'in maruz kaldığı baskılara dikkat çeken Bayar, olayları Rus asimilasyon ve yok etme siyasetinin bir devamı olarak nitelendirdi. Tataristan'da Tatar halkının dili ve kültürünü korumak için mücadele veren Tatar İçtimai Merkezi'ne karşı ayrılıkçı olduğu iddiasıyla kapatılması için dava süreci devam ederken dün yani 4 Mart'ta Merkezin Başkanı Farid Zakiyev'in evine baskın düzenlendi. Baskında merkezin ofisi ve yöneticilerine yönelik aramalar esnasında Rus polisinin sert müdahalesi dikkat çekti. Dünya Kırım Tatar Kongresi Genel Sekreteri Namık Kemal Bayar konuyla ilgili bir beyanat yayınlayarak şu ifadelere yer verdi. 4 Mart 2021'de Tataristan'da 1994 yılındaki bağımsızlık anayasasının mimarı olan Tatar İçtimai Merkezi isimli sivil toplum kuruluşunun merkez ofisi ve yöneticilerinin evlerine Rus FSB'si tarafından baskınlar yapıldı. Baskınlardan birinde merkez yöneticilerinden birinin evinde bulunan süs eşyası mermi çekirdeği FSB tarafından kayda mühimmat olarak geçirildi. Merkeze ve yöneticilere yöneltilen ana suçlama 1571 Kazan şehitlerinin anma etkinliği düzenleyerek Rus ceza kanununa göre ayrımcılık yapmak. Komik olan merkez böyle bir etkinlik düzenlememiş. Merkeze karşı daha evvel açılan kapatma davasının sebebi Tataristan Anayasası'ndan devlet dili olan Tatarya'nın çıkartılmasına karşı çıkmak. Merkezin pek çok yöneticisi FSB baskınlarında uydurulan isnatlarla tutuklandı, gözaltına alındı veya sorgulandı. Bu yöneticilerden biriyle yapılan görüşmede Başkurdistan Milli Merkezi adlı teşkilatının da yılbaşından önce benzer suçlamalarla kapatıldığı ve merkezin 15 yöneticisinin halen tutuklu olduğu bilgisi de geldi. Ne yazık ki bugüne kadar hiç dikkat çekmemiş. Rusya'nın 2014 işgalinden beri Kırım'da sürdürdüğü ağır baskı ve zulüm siyaseti, Temmuz 2020'de yeni Rus anayasası sonrası ve hatta öncesi öngördüğümüz üzere Rus işgalindeki diğer Türk yurtlarına da böylece sirayet ettiği, daha önceki yıllarda bu yurtlarda yaşayan Türk ve Müslüman halklara yönelik örtülü ya da yarı örtülü Rus asimilasyon ve yok etme siyaseti görülen o ki bundan sonra çok daha pervasız, açık ve bu halklar için acı verici olacaktır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'de bu halklarla ilişkili olan herkesin kendisini Rus Federasyonu'nda işgal altında yaşayan Türk, Müslüman ve Rus olmayan bütün halklara yönelik baskı, zulüm, asimilasyon ve hatta soykırım haberlerini hazırlasın. Ne yazık ki tarihi tecrübelerimiz bize Kremlin'de değişim olmadıkça veya Rusya topyekin dibe vurmadıkça gidişatın bu yönde olacağını bas bas bağırıyor. Umarız yanılırız ama bu konu Kremlin olunca bu gerçeklerde yanılgı payımız hep düşük oldu. 6 ay önce birkaç sosyoekonomik rüşvete ağızlarına çalınan bir parmak balığa ram olup bütün ikazlara rağmen yeni Rus anayasasına evet mührü basan bu halklar bu rüşvetlerin Kremlin'in kendilerine sunduğu idamları öncesi son yemek olduğunu da çok yavaş da olsa anlamaya başladılar. Ama ne yazık ki tepelerinde giyotin dururken o rüşvetin tadına bakıyorlardı. Umarız ki damaklarında tat erken yok olur ve cellatlarının kim olduğunu erken fark ederler ifadelerine yer verdi Genel Sekreterimiz Namık Kemal Bayar efendim. Bu şekilde son haberimizi de sizlerle paylaşmış olduk efendim ve hemen yeni yorumlarımız, mesajlarınız varsa onları hem kontrol ediyorum efendim ve şu anda yeni yorumumuz da gözükmüyor. İsterseniz değerli takipçilerimiz bir araya girelim ve daha sonra kapanış için tekrardan sizlerle beraber olalım efendim diyorum ve önce bir işgalle ilgili bir video sizlerle paylaştıktan sonra müziklerimizle hem siz dinlenin hem de biz dinlenelim ve daha sonra kapanış için tekrardan bir araya gelelim efendim diyorum ve kısa bir aradan sonra görüşmek üzere.
Sen anla beni, ben
sana mahcubum, sen anla beni. Can kırım, 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 canımsın kırım. Canı candan ayıran, kırılsın kırım, kırım. Can kırım, 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 canımsın kırım. Seni benden koparan, kırılsın kırım, kırım. Bir gün çektiğin çileler olacak, bir gün olacak inşallah, olacak bir gün çektiğin acılar olacak, bir gün kırım oğlum huzur bulacak, bir gün Cemil oğlum huzur bulacak, bir gün ben sana mahcubum, sen anla beni. Ben sana mahcubum, sen anla beni. Kırım, kırım, canımsın kırım. Canı candan ayıran, kırılsın kırım, kırım. Can kırım, 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 canımsın kırım. Canı candan ayıran, kırılsın. Aklımda mı neler, ay kanar.
sen akan çok rahat sesin sözleri. Senin beyaz pamuk gibi ellerin, alkol gibi ballı tatlı dudakların, alma gibi kıpkırmızı yanakların, alkol gibi ballı tatlı dudakların, alma gibi kıpkırmızı yanakların. Acide, acide, kurbuttum hayalın, arzumsun sevgilim acide. Acide, rahatsız, yukusuz deli oldum, sensiz acide, acide. Acide, acide, kurbuttum hayalın, arzumsun sevgilim acide. Ceyran gibi yürüşü, sıcak sıcak ateş gibi bakışı, kumuşlu çam sesine benzer kurgenin, tek sen benim, benim kalbim. Lütfen sesine benzer kurgenin, tek sen benim, benim kalbimde sevgilim. Acide, acide, kurmuttum hayalım, arzumsun sevgilim acide. Acide, rahatsız, yukusuz deli oldum, sensiz acide, acide. Acide, acide, unuttum hayalı, arzumsun sevgilim acide. Acide, rahatsız, yukusuz deli oldum, sensiz acide, acide.
kaşı keman yayıdır. Sürme çekti kozuna kaşı keman yayıdır. Sumbul taktı saçına sanki gemi kaşıdır. Sumbul taktı saçına sanki gemi kaşıdır. Kaçma güzel kermana yuvamızı kurayı. Kaçma güzel kermana yuvamızı kurayı. Bir apucuk ver bana, aklıma bir yaşayı. Bir apucuk ver bana, aklıma bir yaşayı. Takayım davul zurna çalayım. Altın yüzük takayım davul zurna çalayım. Biz gelsen kerin olsan toycuyum ben yapayım. Biz gelsen kerin olsan toycuyum ben yapayım. Açma güzel kelmana yuvamızı kurayım. Açma güzel kelmana yuvamızı kurayım. Bir apucuk ver bana baklıma bek yaşayım. Bir apucuk ver bana baklıma bek yaşayım. Saçına sanki gemi kaşıdır. Sumbul taktı saçına sanki gemi kaşıdır. Açma güzel kelmana yuvamızı kurayı. Açma güzel kelmana yuvamızı kurayı. Bir apucuk ver bana baklıma bek yaşayı. Bir apucuk ver bana baklıma bek yaşayı. Thank you.
eri, mimarcılıkını, müzika ve edebiyatını. Yanıdan kurdu Han Sarayı'nı, sevdalık gözyaş çeşmesini. Kılın gevaysen milletini kaydırdın, kılın gevaysen vatanını korçaladın. Kılın gevaysen dinlerde destan oldun. Kılın gevay, kılın gevay. Kılın gevaysen milletini kaydırdın. Kırım geray, geray sen dillerde destan olur. Kırım geray, kırım geray, kırım geray, kırım geray. O aytkan edi keren fikirni, düşmanlarga inanmak olmaz. Vatan halk için gençler gekirdi, onun adı hiç unutulmaz. Kırım gevay milletimin batırsın, kırım gevay bugün bizlerge bu dersin. Kırım gevay sen halkımın yıldızısın. Kırım gevay, Kırım geray milletimin batırısı. Kırım geray, kırım geray bugün bizlerge bu nesin. Kırım geray, kırım geray sen halkımın yıldızısı. Kırım geray, kırım geray, kırım geray. Beni
desem gülmez mi kayalar dereler? Bu çağda sevgiye baksam koksun de gençliğin ateşi, horlanıp kul olup döngende Afgan'da ömrümün güneşi, kul konar tarafta döngende. Ne için rast geldin sen kuzude? Kaytarma bul gönlü baharını. Dağlar okundu denizde, bülbüller terk etti. Tekrardan sizlerle beraberiz. Artık kapanışa gelmiş bulunmaktayız yayınımızın. Yaklaşık olarak 2 saat 5 dakikalık bir yayını sizlerle beraber geride bırakmış bulunmaktayız efendim. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerle beraber mikrofon başında canlı yayını yapmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Özlemimizi de gidermiş olduk. Aslında yayın yaparken yine söylediğim gibi sizleri de özlediğimi kendim de fark etmiş oldum. Diğer ekip arkadaşlarımın da aynı düşüncede olduğunu buradan ifade edebilirim. Onlar da Aruvaysı olsun, gerek Kalakay olsun, Sarvurma gibi diğer ekip arkadaşlarımız da aynı şekilde siz bu görüşleri sizlere iletiyor efendim. Umarım sizler için güzel bir yayını gerçekleştirebilmişizdir değerli takipçilerimiz. Kendi adıma güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yayınlarda gene sizlerle beraber olma ümidiyle bu yayınımızı burada kapatıyoruz efendim. Son söz olarak şunları söylemek istiyorum. Bugün birçok kez vurguladık ve yine vurgulamak istiyoruz ki inşallah önümüzdeki yayınları özgür Vatan Kırım'da en azından Vatan Kırım'ın özgür olduğu bir dünyada sesimizi duyuracağımıza dair ümitlerimiz her zaman var. İnancımız da var. Milletimizdeki bu mücadele oldukça Vatan Kırım'ımız eninde sonunda özgürlüğe kavuşacak diyoruz efendim ve sözlerimizi burada bitiriyoruz. Kapanış olarak yine her zamanki yaptığımız gibi ey güzel Kırım müziğimiz sizlerle olacak sevgili takipçilerimiz. Ve bu sefer ben tek olarak diyorum ki sağlukman kalınsın.